Ekip olarak dünyayı gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımızsa İspanya'nın başkenti Madrid. Madrid yolculuğumuz başlıyor. İspanya'nın en büyük şehri olan Madrid, Avrupa'nın da en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kültür sanat şehri olan Madrid, İspanyol İmparatorluğu'nun izlerini taşımayı sürdürüyor. Ve Madrid'deki ilk durağımız Sol Meydanı. Değerli izleyenlerimiz, Madrid'den merhabalar diyoruz. Madrid'in kalbi burası, Sol Meydanı. Bütün turistlerin geldiği, eski binaların ve kraliyetin ihtişamının yaşandığı noktadayız. İşte Sol Meydanı'nı, Madrid'i gezmeye bu noktadan başlıyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz. Ve Sol Meydanı'nda birçok sanatçı var. Burada performanslar sergiliyorlar. Evet değerli izleyenlerimiz, Sol Meydanı'nda turistlerin özellikle fotoğraf çektireceği bir sürü karakter var. İşte Pikachu burada. Gayet güzel. Turistlerle fotoğraf çektiriyor. Bunun gibi birçok karakter var. Enteresan karakterler var. Bir tanesi işte burada gidiyor. Sanatçılar var. Heykel zannediyorsunuz ama değiller. Böyle sabit durabilmeleri vasıtasıyla onları biz heykel zannediyoruz. Bakın arada hareketleniyorlar ve insanları korkutuyorlar. O sanatçılardan bir tanesi gördüğünüz gibi böyle havada duruyor. Motosikletçi bu arkadaş. Son derece keyifli gözüküyor. Bu şekilde. Everything is okay? Okay. Okay. Are you happy in this position? Evet, yer çekimine meydan okuyor. Görmüş olduğunuz gibi motosikletiyle beraber bu arkadaşı da Madrid'de Sol Meydanı'nda görebiliyorsunuz. Madrid'e gelince Madrid hatırası işte bu noktada çekilir. Dünyanın dört bir yanından gelen gençler, turistler çektiriyorlar. Onlar da gayet güzel bir şekilde fotoğraf veriyorlar. Evet, where are you from? We're from Portugal. Portugal. And is it your first time in Madrid? No. Have you ever been to Istanbul before? Yes. Istanbul. Have you ever been there? You like Istanbul? Yes. What about you? Yes. Evet, hepsi İstanbul'u biliyor, görüyorsunuz değerli izleyenler. Biz onları davet edecektik ama zaten gelmişler. Zaten yerlisi gibiler. Thank you very much. You're welcome. Madrid turunda en önemli duraklardan birindeyiz. Sol Meydanı. Sol Meydanı şehir ilk kurulmaya başladığı dönemden beri hareketli bir meydan. Sol Meydanı İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay neyse Madrid'de o. Madrid'in kalbi diyebiliriz Sol Meydanı için. Sol Meydanı'na geldiğinizde Madrid'de görülmesi gereken birçok şeyi görebiliyorsunuz. Harika restoranlar, şık kafeler ve saraylar elbette Sol Meydanı'nın etrafına toplanmış. We'll be right back.
Değerli izleyenlerimiz, Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır Akşehir için. Hocaya dünyanın merkezini sormuşlar, o da Akşehir'dir demiş. Demişler ki hoca ispat et, siz aksini ispat edin de göreyim demiş. Bakın, Nasrettin Hoca belki Akşehir'in merkezi olduğunu ispatlayamaz ama İspanyollar buranın İberya Yarımadası'nın merkezi olduğunu, yani 0 kilometre noktası olduğunu ispatlamışlar, ölçmüşler, biçmişler ve bu noktadan, işte 0 kilometre noktasından her yere mesafe aşağı yukarı aynı. Yani burası İspanya'nın ve İberya Yarımadası'nın merkezi, 0 kilometre noktası. Madron yağacına tırmanan ayı Madrid'in simgesi ve sembolü. İspanya'nın ünlü Atletico Madrid takımının armasında da bu ayıyı görebilirsiniz. Eski yıllarda ordu için yapılan miğferlere ve zırhlara ağaca tırmanan ayı şekli nakşedilirdi. Ağaca tırmanan ayı Madrid'in simgesi olmaya devam ediyor. Bu heykelle ilgili bir başka söylenti ise, eğer bu heykelin önünde bir fotoğraf çektirirseniz günün birinde Madrid'e tekrar yolunuz düşer. İşte böylesine bir şehir efsanesi de var Madrid'de ağaca tırmanan ayı heykeliyle ilgili. Madrid'de dikkatimize çeken bir diğer detay, binaların üzerindeki fotoğraflı isim tabelaları oldu. Evet değerli izleyenlerimiz, Sol Meydanı'ndaki yolculuğumuz devam ederken binaların üzerinde görmüş olduğunuz resimli sokak adı ve cadde adı yazan tabelalar dikkatimizi çekti. Onlar da çok çok eski tabelalar ve burada bu tabelaların olmasının sebebi, bu binaların, caddelerin resimleri, fotoğrafları vasıtasıyla okuma yazma bilmeyen insanlar da nerede olduklarını anlamışlar diyoruz ve Sol Meydanı'ndaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Ve İspanya'nın meşhur tapaslarını tatma zamanı. Harika bir restorana uğruyoruz. Bu restoran ve diğerlerinde farklı çeşitli tapaslar günün her saatinde ufak porsiyonlarla gelen müşterilere sunuluyor. Bir içecek almışsanız size ikram olarak verebiliyorlar tapasları. Bölgenin en önemli yiyeceklerinden biri de kalamar ekmek. Sol Mayor bölgesinin en önemli yiyeceği kalamar ekmek. İspanya'da insanlar karınları acıktığında değil, saati geldiğinde yemek yiyormuş. Restoranlar 1.30 ile 4 arasında öğlen yemeği servisi veriyor. 4'te tüm restoranlar kapanıyor. Gideceklere duyurulur. Aman aç kalmayın. Akşam yemeği ise 8.30 ile 11'e kadar devam ediyor Madrid'de. 4 ile 8.30 arasında ise tüm restoranlar kapalı oluyor. Yani Madrid'de aç kalmamak için zamanlamayı doğru ayarlamanız gerekiyor. Ve Madrid'in bir başka meydanındayız. Burası Mayor Meydanı. Bu meydan Venedik'teki ünlü San Marcos Meydanı'nın replikası. Aynı mimarların yapmış olduğu bu meydan Madrid'in en önemli meydanlarından biri. Madrid'in en önemli gelir kapılarından biri ise futbol turizmi. Dünyaca ünlü Real Madrid yılda 5 milyon turisti Madrid'e çekiyor. Şehre gelenler hem Real Madrid maçı seyredip hem de şehrin kültürel yanlarını keşfediyormuş. Dünyanın dört bir yanından yılda 5 milyon kişi futbol turizmi için Madrid'e akın ediyormuş.
Madrid'e geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden biri de San Miguel Sabit Pazarı. Tamamen camdan oluşan bu bina gerçekten görülmeye değer. Eski yıllarda kaderine terk edilmiş tarihi bir yapı olarak bulunan San Miguel Çarşısı, şimdilerde ise sabit pazar olarak restore edilmiş ve Madrid'in en güzel tapaslarını yiyebileceğiniz nokta olarak biliniyor. Madrid'in tarihi dokusu ve eski şehrin bulunduğu yer araç trafiğine kapalı. O yüzden de bu bisikletlerle gezilebiliyor. Tam 100 farklı istasyondan alınan bisikletler keyifli bir tarihi Madrid yolculuğu yapmanıza yardımcı oluyor. Bir istasyondan diğer istasyona bisikletleri bırakabiliyorsunuz. Carlos döneminde yapılan bu başkanlık sarayı gerçekten çok görkemli. İspanya kralı burada yaşamıyor. Bu saray şu anda bir müze olarak kullanılıyor. Merkezde bulunan tek saray olma özelliğini taşıyor 3. Carlos Sarayı. Bu sarayla ilgili söylenebilecek ilginç bilgilerden bir tanesi ise sarayın simetrik olmadığı, sarayın bir ucu diğerinden farklı. Bunun sebebi ise saray yapılırken paranın bitmesiymiş. Para bitince saray da yarım kalmış ve asimetrik olarak hizmet vermeye devam etmiş. Ataman'la Devre Alem hafta içi her gün 0:30'da 360'da.